Herkese merhaba arkadaşlar, ben de Alpiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 9. ve 10. sınıflar için test kitabı önerileri videosu çekiyorum. Şu anda yanımda gerçekten devasa bir test kitabı yığını var. Hepsi de sizlere öneri olacak. Ben gerçekten hepsinden memnunum ve tüm samimiyetimle söylüyorum ki eğer bunları kullanırsanız bu yıl başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirirsiniz. Bu arada ben Ankara Fen Lisesi'ne gidiyorum ve şu anda 11. sınıfa geçtim. Eğer 11. sınıf için kaynak önerileriniz varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Hem ben hem de 11. sınıfa geçen herkes bundan da faydalanmış olur. Şimdi geçelim bu kitaplara. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki 2 tane sınıf öneri yaptığım için 10. sınıflar şu aşağıda yazan dakikada sizin kitap önerileriniz başlıyor. Oraya gidebilirsiniz. Ancak gitmeden önce sizlere 2 tane paragraf kitabı önereceğim. Yani hem 9'lar hem de 10'lar için. Çünkü hani paragrafın çözme sınıfı yaşı yoktur. Her zaman çözebileceğiniz kaynaklar. Evet, ilk paragraf kitabımız Hız ve Renk Yayınları'nın bu paragraf kitabı. Ben paragraf kitabının hani yarısından fazlasını bitirdim diyebilirim size. Gerçekten soru kalitesi aşırı iyi olan bir kitap. Kitap genel olarak 20 soruluk testlerden oluşuyor ve hepsi karma testler, yani konu konu gitmiyor. Hepsini karışık bir şekilde veriyor konu başlıklarının. Ve başlarında işte bu testin çözüm süresi 22 dakikadır diyor. Ve siz kendinize kronometre tutarak çözülen sürenizi, doğrunuzu, yanlışınızı, boşunuzu aşağıya yazabiliyorsunuz. Bence gayet güzel bir test kitabı. Soruları da gerçekten çok kaliteli. Öncelikle bence bunu almalısınız. Bunu sizlere öneriyorum. Ardından paragrafın ritmini öneriyorum. Bunda ise konu konu gidiyor. Yani atıyorum ilk baş paragrafta başlığa gidiyor. Sonra işte paragrafın ana düşüncesi diye gidiyor. Hani siz bilirsiniz. Karışık olsun diyorsanız bunu alırsınız. İşte konu konu gitsin diyorsanız bunu alırsınız. Bunda soru kalitesi aynı hız gibi. Bu da gerçekten çok güzel sorulara sahip. Bu ikisi sizlere önereceğim ilk paragraf kitaplarıydı. Şimdi ise 9. sınıf öneriyle başlıyoruz. 10. sınıflar isterseniz şu aşağıdaki yazan dakikaya gidebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Çok hızlı konuşuyorum. Birazcık hızlı konuştum. Her neyse. Şimdi gelelim 9. sınıfların kaynak önerilerine. Hayır. Hayır. Kulağım birazcık devrildi ama devam ediyoruz. Öncelikle 9. sınıflara kaynak önerisi yapmadan önce bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Şöyle ki benim yaptığım çok büyük bir hata vardı. Bunu da siz yapmayasınız diye bu videoda sizlere bunu söylemek istedim. Bilinçli kaynak alma hakkında bir hataydı bu. Ben 8. sınıfta çok fazla ders çalıştığım için 9'da da hani test çözerim diye İnanamayacağınız kadar çok fazla kaynak aldım ve o kaynakların yarısından fazlasını çözmedim. Ki eminim aranızda böyle düşünenler vardır. İşte ben bitiririm, kaynak alırım, zaten 8'de bir sürü şey çözdüm, yine çözerim diyenler olacaktır. Ama sakın bunu yapmayın. Az ve öz alın. İşinize yarayanı alın çünkü çözmüyorsunuz. Yani kendimden örnek vererek bunu söylüyorum. Bunu da dikkate alırsanız sevinirim. Bu videodaki kaynakları ve öğretmeninizin illa size belli bir şekilde önerdiği kaynak varsa onları alırsanız sizin için yeterli olacaktır. 9. sınıflara önereceğim ilk kaynak Çap Yayınları'nın bu fasikülleri. Şöyle ki Çap Yayınları benim en çok sevdiğim yayın ve hani bana deseler bütün 4 yıl boyunca bir kaynak, bir yayın seçeceksin, ben direkt Çap'ı seçerdim gözüm kapalı. Bu yüzden bunu sizlere öneriyorum. Benim elimde şu anda matematik seti, biyoloji seti, kimya seti ve fizik seti var. Ve bence siz de bu sayısal dersleri kesinlikle almalısınız. Bunlar böyle fasikül şeklinde. Ama fizik fasikülündeyiz. Böyle bir fasikülü var. Her derse, her üniteye farklı bir fasikül yapıyorlar. Atıyorum matematikte 4 tane ünite varmış. İçinden 4 tane fasikül çıkıyor. Benim şu anda elimde fiziğin ilk fasikülü var. Öncelikle size burada konuyu anlatıyor. Ardından size böyle kazanım testleri veriyor. Şöyle göstereyim. Siz buraları çözüyorsunuz, çözüyorsunuz, çözüyorsunuz. En sonda, yani bayağı çözdükten sonra ben bunların hepsini çözmüşüm. Size böyle testler veriyor. İşte acemi, çaylak, acemi, işte sonra amatör falan filan derken uzman testlerine geçiyor. İşte şampiyon testlerine geçiyor ve gittikçe bu testlerin zorluğu artıyor. En sonunda da zaten size ÖSYM'nin çıkmış sorularını veriyor ve bir fasikül bu şekilde bitiyor. Bir de şöyle bir avantajı var. Kocaman bir test kitabı taşımaktansa hani tek bir tane fasikül alıp koyuyorsunuz ve hani ağırlık da fazla yapmıyor. Bence gerçekten çok kaliteli bir yayın. Sorularına çok fazla güveniyorum ve yapamadığınız soruları ayrıca video çözümü izleyerek de yapabiliyorsunuz. Bir uygulaması var Çap diye. İlk önereceğim yayın buydu. Kesinlikle buna bakmalısınız. Yani birazcık bana güveniyorsanız bu yayını ve bu setleri almalısınız. Ben sözel derslerini kullanmadım. Ama eğer kullanan varsa yorumlara yazabilirler nasıl olduğunu görmek açısından. Şimdi geçelim bir diğer kaynağımıza. Gelelim Palme Yayınları'na. Palme Yayınları da benim Çap'tan sonra en çok sevdiğim kaynaklardan bir tanesi. Sorularına aşırı güveniyorum ve baya baya kullanıyorum. Bunu onda da kullandım mesela. Sizlere kesin olarak almanız gereken olarak biyoloji ve kimyasını gösterebilirim. Benim gibi yapıp soru kitabı almayın. Gidin konu anlatımını soru bankası alın. Ki sınavlardan önce falan gerçekten çok fazla işinize yarıyor konu kısımları. Ben bu ikisini de soru kalitesinde çok seviyorum. Dersi anlatma şekli de çok güzel. Testleri de çok güzel. Yani kusursuz bu kitaplar. Bunları kesinlikle alıyorsunuz. Ama şey almayın mesela. Matematik ve fiziğini önermiyorum. Şöyle ki matematiğini gerçi bizim okul öğretmenimiz yazdı. Umarım bu videoyu izlemiyorsunuzdur hocam ama
Biraz aşırı gereksiz zor soruları var. O yüzden ben onu birazcık zaman kaybı olarak görüyorum. Bir de fiziği de pek fazla aman aman zor değil. Onu da zaman kaybı olarak görüyorum. Bu yüzden bu ikisini alabilirsiniz. Aynı şekilde edebiyatı da çok güzel. Edebiyatına bayılıyorum yani. 9. sınıfta tek bir tane edebiyat kaynağı alın ve onu da bunu alın. Bu baya baya güzel. Hani bütün konunun bütün detaylarına kadar size anlatıyor. Bunu çok seviyorum. Yani Palme'den de sizlere önereceğim kitaplar bu şekildeydi. Şimdi geçelim öbür yayın evlerine. Ve sizlere iki tane de ekstra fizik kaynağı önermek istedim. Bir tanesi Endemik'in bu fizik kitabı. Şöyle ki ben Endemik yayınlarını çok seviyorum ve bu yayın daha çok böyle işlemden çok yoruma ağırlık veren bir yayın evi. Ve hani gerçekten artık ÖSYM'nin soru kalıbı çok değişti. Yani size pat diye işlem vermiyor. Yorum yapmanızı bekliyor. Bu yüzden bence Endemik bunun için birebir bunu alabilirsiniz. Ben de bu kaynağın çoğunu bitirdim. Şöyle göstereyim. Ardından sizlere nitelik yayınlarının fizik kaynağını öneriyorum. Ekstra belki başka bir fizik kaynağı almak isterseniz yine bunu alabilirsiniz. Bunu ben yine 9'da kullandığım soruları böyle daha çok işlem ağırlıklı sorular şöyle göstereyim. Ama yine de gerçekten çok kaliteli soruları var. Buna da bakabilirsiniz. Yine bu arada eğer ekstra matematik kaynağı istiyorsanız sizlere Karekök yayınlarını önerebilirim. Şu an bu 9. sınıf değil. Çünkü onu şu an bulamıyorum. O yüzden temsilci olarak 10. sınıf kaynağımı gösterdim. Karekök'ün soruları da gayet kaliteli ve matematiğini özellikle almalısınız bence. Ve sonra sizlere Delta Kültür yayınlarının bu özetlerini göstereceğim. Bunlar gerçekten çok fazla işe yarar oluyor. Özellikle sınav anlarında. Sınav anlarında değil yani yazıldan önce. Kopya falan çekmeyin arkadaşlar. Bunlar gerçekten sınav öncesinde böyle son bir kere bilgilerinizi tazeleyebileceğiniz çok güzel kaynaklar. Bence bunları almak istiyorsanız matematiğindir, fiziğindir, kimyasını almayın. Gidin tarihini alın, coğrafyasını alın, edebiyatını alın. Çünkü ben şahsen 9. sınıfta ve 10. sınıfta herhangi bir coğrafya tarih kaynağı kullanmadım. Yani gerek görmedim. Bence gerek de yok zaten. Ama böyle özetler alırsanız hem böyle deftere yazdıklarınızı kitabı tekrar ederken hem de işte buradaki özetleri okursunuz. Daha fazla aklınızda kalır. Bunu da almıştım böyle elimde kalan bir kitap oldu. Yine göstermek istedim. Başka herhangi bir sözel ders kitabı almadım. Bu yüzden bu videoda sizlere sözel ders gösteremeyeceğim. Yani edebiyat dışında. Ve sonra sizlere son olarak problematiği önermek istiyorum. Bunun içerisinde de bütün problem çeşitleri var. Bunu hem 10. sınıflar için hem de 9. sınıflar için öneriyorum. Eğer 10. sınıfta böyle benim gibi TYT çalışmak isteyenler varsa alabilirsiniz 9. sınıflarda. Problem gerçekten çok ama çok önemli bir konu. Ekstra böyle bir kaynak almak istiyorum derseniz problematiğin soruları gerçekten güzel. İçerisinde böyle yeni nesil sorular var. Rutin olmayan problemler var. Temel düzeyde problemler var. Ve size konuyu anlatıyor gayet güzel adım sistemiyle. Bir test kitabı. Bunu da sizlere önerebilirim. Evet 9. sınıflara önerdiğim kitaplar bu şekildeydi. Taşıyamıyorum ve çok terledim. Bence gayet güzel kitaplar ve bunları alırsanız özellikle Çapı ve Palme'yi alırsanız ben başarılı olacağınıza inanıyorum. Bunun için öğretmenlerinize de sorabilirsiniz. Kaynak önerisi isteyebilirsiniz ama ben size bunları öneriyorum. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Videonun geri kalan kısmında 10. sınıflara kaynak önerisi yapacağım. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Hepinize güzel, başarılı bir eğitim öğretim yolu diliyorum. 9. sınıflar hoşçakalın diyorum ve 10. sınıflara hemen geçiyorum. 10. sınıflar hoş geldiniz. Şimdi sizin kaynak önerileri partınıza geçiyorum. Sizlere ilk önereceğim yayın evi kesinlikle Çap Yayınları. Benim gerçekten en çok sevdiğim yayın evi Çap Yayınları ve hani gözüm kapalı güvenebilirim. Siz de kesinlikle Çap Yayınları'nın bu fasikülü soru bankalarını almalısınız. Benim de şu anda fiziği var bir de matematiği var. Ancak bence siz kimyasını ve biyolojisini de alın. Çünkü Çap Yayınları soruları çok güzel bir şekilde veriyor size. Konuyu da güzel anlatıyor. Çok güzel pekiştiriyor. Tekrar göstermek istiyorum. 9. sınıflar için de önerdim. Mesela şu anda elimdeki fizik optik fasikülü. Bu arada her ayrı ünite için ayrı bir şekilde fasikül hazırlıyorlar. Öncelikle burada size konuyu anlatıyor. Ardından yanındaysa kazanım testleri oluyor. Siz buraları çözüyorsunuz. Yine konu anlatıyor. Test veriyor falan filan. En sona kadar geldiğinizde burada size acemi uzman testleri falan karşılıyor. Mesela buralar acemi testleriyken gittikçe bu testler zorlaşıyor. Ve uzman şampiyon testlerine geliyor. En sonda ise ÖSYM'nin çıkmış soruları var. Piyasadaki en iyi yayın evlerinden bir tanesi ve kesinlikle sizlere bu kaynakları gözüm kapalı önerebilirim. Evet 10. sınıflar önereceğim ilk kaynaklar bu şekildeydi. Ardından sizlere fen bilimleri yayınlarını öneriyorum. Ben bu yıl dershaneye gittiğim ve fen bilimleri dershanesine gittiğim için hani bana bu kaynakları ücretsiz bir şekilde vermişlerdi. Ama ayrı bir şekilde satın alabiliyorsunuz ve ben sanırsam 11. sınıfta bu dershaneye gitmememe rağmen kaynaklarını satın alacağım. Çünkü gayet kaliteliler. Ben size sayısal derslerini öneriyorum. Şu anda matematik nerede gerçekten bilmiyorum ama özellikle bu sayısal 4 dersi kesinlikle almalısınız. Özellikle biyolojisi gerçekten en kaliteli kaynak olabilir piyasadaki. Ama şunu söylemek istiyorum ki biyolojide şöyle bir sorun var.
var. Mesela siz bir üniteyi bitirdikten sonra ancak bunu çözebiliyorsunuz. Böyle konu başlıklarına ayrılmış bir şekilde değil. Hepsi böyle karışık. Bence bu yüzden birazcık sıkıntılı bu biyoloji. Yani hepsini bitirdikten sonra çözebiliyorsunuz. Ama yine de bence almalısınız. Çünkü içerisindeki sorular gayet kaliteli sorular. Ben yine bu yayında sizlere öneriyorum. Bu da önerdiğim bir diğer yayında. Şimdi gelelim Delta Kültür'e. Delta Kültür yayınları da bu şekilde her derse özel ayrı fasiküller çıkarıyor. Fasiküllerin içinde genel olarak konu anlatımları var. Aynı zamanda test kısımları da var. Bir de göstereyim. Kağıdı ama gayet kaliteli. Bilmiyorum hani bu kendi bütçenize bağlı. Hani illa özet almak istemiyorum. Ben normal test kitabı istiyorum diyorsanız test kitabı da alabilirsiniz. Bunları alacağınız paraya. Ama ben yine yazılılardan önce tekrar amaçlı gayet pratik buldum. Şöyle göstereyim bütün dersleri. Var. Ve sonra palm yayınlarına geçiyoruz. Palm yayınları benim gerçekten piyasada çok fazla güvendiğim yayınlardan. Özellikle size kimyasını ve biyolojisini öneriyorum. Bu arada bu geçmiş yılların baskısı bana bir üst dönüm hediye etti. Yine yeni kapağını burada bulabilirsiniz. Bunların konu anlatımını öneriyorum. Mesela şurada konu anlatımını yazıyor. Özellikle sınavlardan önce falan gerçekten çok fazla işinize yarıyor. Böyle hani bakıp özet çıkarabiliyorsunuz vesaire. Soru kaliteleri aşırı iyi. Yani bu iki ders için özellikle palmiyi kesinlikle ama kesinlikle almalısınız. Ben başka bir kanyonu kullanmadım bu yıl Palme'nin. Özellikle sözel derslerinden bu yıl gerçekten hiç test kitabı almadım. Bunun sebebi ise hani gerek görmememdi aslında. Sayısal öğrencisiyim çünkü ve sözel derslere pek fazla ağırlık vermiyorum. Eşit ağırlık falan seçtiyseniz kesinlikle Palme'nin sözel derslerini alabilirsiniz. Gayet kaliteliler. Çünkü 9. sınıfta kullanmıştım, oradan biliyorum. Bunlar da bu şekildeydi. Son olarak sizlere Karakök yayınlarını önereceğim. Karakök yayınlarının bu matematik soru bankası. Kesinlikle bunu almalısınız. Yani bu cidden içerisinde her türlü pekiştirebileceğiniz soruların bulunduğu çok ama çok güzel bir yayın evi. Ben 11. sınıfta da bunu almayı düşünüyorum. Zaten öğretmenlerim tarafından da bayağı önerilen bir yayın evi Karakök yayınları. Karakök'ün kimyasında kullandım ama hiç memnun kalmadım. Yani Karakök alacaksanız sadece matematik için alın. Bence gayet güzel matematik olarak. Evet, sanırsam başka önereceğim kaynak kalmadı. Sadece sizlere memnun kaldıklarımı gösterdim ama 10. sınıfta daha fazla kaynağım var. Bunlar sadece memnun kaldıklarım. Bence kesinlikle bunları alabilirsiniz. Sizlere gönül rahatlığıyla öneriyorum. Umuyorum ki bu kaynakları alır ve severek kullanırsınız. Benim önereceğim kaynaklar bu şekildeydi. Ben gayet hepsinden memnunum ve bunları size önermiş olmak beni gerçekten mutlu ediyor. Umarım bu videoyu izledikten sonra hani kafanızda bazı şeyler şekillenir ve bu kaynakları almaya karar verirsiniz. Elbette ki hepsini almanıza gerek yok. Ancak size önerdiğim belli başlı kaynakları alabilirsiniz. Ben gayet eğlendim videoyu çekerken. Umarım siz de izlerken eğlenmiş ve keyif almışsınızdır. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.